Mesajdan sonra da bip bip sesi yapıp bir anda hepsini patladığı söyleniyor. Bu arada tabii. Ömer Bey de yayınımızda veri ve yapay zeka uzmanı, danışmanı Ömer Wilson şu anda yayınımızda. Ömer Bey hoş geldiniz siz de yayınımıza. Merhaba Semra Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Gündem yoğun. Yani bir önceki gün Lübnan'da yaşanan o saldırı ve dün de akabinde ardından yaşanan saldırı bütün dünyayı endişelendirdi. Akıllı cihazların ya da herhangi bir iletişim cihazının silaha dönüşüp dönüşemeyeceği konusunu biz artık tartışmaya başladık. İki senaryo var. Biri içerisinde, cihazın içerisinde patlayıcı yerleştirilme olasılığı. Diğeri de frekansla, uzaktan frekansla bu cihazların patlatılmış olabileceği senaryosu. Siz bu iki senaryoyu nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ilki bana da çok daha mantıklı geliyordu. Geliyordu diyorum çünkü dün gece de biraz daha da garipleşti olay. İlk hani haberlerde aldığımız şekilde bu çağrı cihazların patlaması daha çok işte Tayvan'da üretilip Macaristan'daki fabrikalar üzerinden bir şekilde bir içine çok küçük miktarda patlayıcı koyup dediğiniz gibi sizin de uzaktan bir mesajla patlatılması üzerinde duruluyordu. Bunun da stüdyoda da konuşulduğu gibi bu lityum piller ısınma çok yüklü bir pil olduğu için ve çok çabuk şarj olduğu için ısınma ve patlama ve yanma etkisi var. Ancak bu kadar patlamıyor. Yani patlıyor, yanıyor ama bu kadar bir etkili patlama değil. Yani video ve görüntülerden gördüğümüz gibi yani camlar filan, yani evlerin içinde camlar filan patlıyor. Yani bu çok yüklü bir patlama. Ama niye bundan sonra biraz garipleşti olay diyorum. Çünkü dün gece patlayan eşyalar çok çeşitli. Yani solar panelden tutun telsizlere kadar, evet. Telsizlerden tutun evin içinde başka eşyalar kadar. Şimdi bütün bu eşyaların üretim şekilinde içine patlayıcı yerleştirmek bence bu var olan ülkenin gizli örgütünü de aşar gibi geliyor bana. Yani çok büyük bir supply chain etkisi. O yüzden ben ilki olabilir çünkü patlamalar çok büyük. Bence biraz yeni bir ortam, yeni bir dünyaya geçiyor olabiliriz. Tehlikeli dünya, nesnelerin interneti dediğimiz ve frekans üzerinde hatta uzaktan bir etkileşim üzerinde bu cihazların patlama imkanı benim kafamda daha çok büyüyor ama gene de işte bu tek noktam bu patlama yükü çok yüksek. Bu gördüklerimizden öbürlerini bilmiyorum. Yani normal mi patlama yani sadece pilden mi? Ama bu biraz garipleşti dün. Öyle diyeyim. Evet. Peki patlayan cihazlardan aslında nasıl patladığını yani içerisinde bir patlayıcı bir madde mi yerleştirildi ya da işte sadece frekansla uzaktan patlatılıp patlatılmadığı anlaşılamaz mı bu patlayan cihazlardan? Yani şöyle soruyorum. Yani bir yangın çıktığı zaman oraya uzmanlar gittiğinde o yangının nasıl ortaya çıkmış olduğunu anlayabiliyorlar. İşte elektrik kontağından mı çıkmış yoksa bir ateşten mi çıkmış bunu anlayabiliyorlar. Bu cihazlarda da bu şekilde anlaşılamaz mı? Vallahi benim gördüğüm ve okuduğum kadarıyla bu patlayıcı miktarı çok küçük. Yani toz halinde yani masada dursa o şekilde duracak şekilde olduğu için patlama esnasında yok olma ihtimali bile üzerinde duruyorlar. Yani cihazı açtığın zaman içinde cihazın sadece yanmış ve öbür bölümleri görme ihtimali üzerinde duruyor. Yoksa dediğiniz gibi o kadar çeşitli ve çok cihaz var ki patlayan muhakkak. Bunun forensik şeyi de çok ilerlemiş bir forensik bölümün olması gerekmiyor. Yani onu açtığınız zaman içinden ne var ne yok diye çıkartmanız mümkün olması lazım. İkincisi gene bu yorumu yapacağım. Yani bu haber servisleri Amerika üzerinden özellikle çok çabuk verildi. Bu Tayvan, Macaristan durumu çok çabuk servis edildi. O biraz garibime evet. Gitti. Yani bu bilerek mi yapıldı? Biraz işte korku. Malum dün gece de tanklar sınırı falan doğru gitti. Hani bu bir ön hareket gibi. Biraz çabuk servis edildi o haberler. Yani bu işin içinde iş de var ama dediğiniz gibi bu bütün bu yeni patlayan dün gece aletlere de bakarak muhakkak hani içinde ne var ne yok diye ben forensik olarak bir şekilde çıkması gerektiğini düşünüyorum ama gene de ikinci tezi söylüyorum tekrar bu yeni bir saldırı yeni bir dünya
şekline uzun zamandır konuşuluyordu. Bu nesnelerin interneti siber saldırıyla biraz bile ısıtılıyor telefonlar. Yani bir script yazıp telefonun içine sizin elinizdeki telefon bile uzaktan ısıtılıp yanmasını ya da patlama imkanı mümkün. Ama o daha çok ısınma, aşırı ısınmayla olan bir patlama. Yani bizim gördüğümüz dün patlamalar biraz büyük geldi bana o şekilde için. O nasıl yapılıyor? Yani dünkü işte o cihazların, yani ikinci senaryoyu biraz daha açalım mı? Yani uzaktan frekansla ya da o mesajla cihazlar nasıl ısıtılıyor? Nasıl soru patlamasının neden olabilir? Yani böyle bir teknoloji var mı şu anda? En basit şekilde ne yazık ki çok var. Yani bu dediğim gibi varsayalım içinde hiçbir patlama olmadığı zaman bunun örnekleri de var olan. Telefonunuzu diyelim hackledikleri zaman o yazılımın içinde yerleştirdikleri scriptle içindeki o prosesörle pil aracıyla soğutma sistemi aşırı yüklenmekten dolayı aşırı ısıtınıyor telefon. Ondan sonra ya yanıyor ya da bazen işte haberlerde görüyoruz işte telefon aşırı ısındı patladı görüyoruz hani o pil hatasından oluyor genelde ama onu yapma imkanı var. Ama dediğim gibi o patlama biraz daha lokal bir patlama olarak görünür. Çünkü hani o küçük piller ne de olsa, lityum bile olsa öyle olurlar. Şimdi ikinci şekil biraz daha garip. Bu sonic, biraz sonic boom, bu biraz ileri teknoloji. Yani askeriye de belki daha yaygın olan, belki yerel halkta çok görünmeyen teknolojiler. Sonic boom dedikleri uzaktan sinyaller. Herhangi bir elektronik cihaz, bu telefon olması şart da değil. Hani bütün cihazlar ne yazık ki diyelim hani kolaylık için nesnelerin internetinde her şey internete bağlı. Ya Bluetooth ya wireless üzerinde saatten tutun buzdolabınızı kadar her şey her yere bağlı. Şimdi bunu uzaktan ya da lokal bir şekilde yani orada dolu ajanları vardır muhakkak o bölgede gezip belli bir makinayla sinyal yollayıp bu makinaları aşırı ısıtıp veya kendileri patlama imkanı dün gece biraz olanlardan sonra biraz kafamızı şey yaptı. Çünkü çok çeşitli alet patladı dediğim gibi. Yani solar panelden en uç örnek telsizler biraz daha çağrı merkezi gibi, çağrı cihazları gibi oldu ama onun içinde başka cihazlar da çıktı dün. Yani solar panel en üst yani evlerin üstünde tuttukları solar panellerin cihazlara patlamaya başladı dün. Şimdi internet bağlantısı olan her cihaz patlatılabilir mi? Şimdi siber saldırı olarak pille çalışıyorsa ki muhakkak çoğu çalışılıyor. Ne yazık ki ona aşırı ısıtma yönüyle hackleyip ısıtma yoluyla yangın ya da küçük çapta patlama imkanı var. Şimdi bunu koruyorlar tabii üreticiler. Yani herhangi o kadar kolay da hacklemek kolay değil. O bildiğimiz yol. O yüzden ikinci yolu dediğim gibi yani bu sonic boom dedikleri biraz ileri teknoloji. Bu hiç öyle hacklemeyle değil. Direkt cihaza yollanan sinyalle. Askeriye içinde olan teknolojiler de var. O yüzden de işte bizim hani milli savunma, milli hareket olarak yerli cihazlar, yerli eşyalar, yazılım, yerli sistemler, yazılımlar o kadar ön plana çıkıyor sürekli. Çünkü yani böyle bir dünya oldu. Yani yerli bir yazılım ve sistemle en azından onun koruyucu imkanlarını yükseltme imkanınız var. Var mı soracağınız Ömer Bey'e? Evet. Yani bu solar panel patlaması falan artık bu işi nasıl izah edeceğini epeyce karmaşıklaştırdı Ömer Bey'in dediği gibi. Yani işte bu çağrı cihazlarının içine bomba yerleştirilip öyle patlatıldı senaryosu kolaydı. Kolay kabul edilebilirdi. Öyle anlamamız mümkündü ama hem akıllı telefonlar, telsizler, solar paneller falan yani gerçekten bunun ne tür bir teknoloji, nasıl bunları tetikleyebilir vesaire sorusunun cevabını uzun süre arayacağız gibi geliyor Ömer Bey. Yani bunların cevabı hazır mı yoksa sormaya devam mı edeceğiz? Yok, bana da aynı sizin düşündüğünüz gibi çok garip geldi. Hani bu dediğim gibi ilk açtığım zaman haberleri bu ilk patlamalar üzerine
Direkt bu Tayvan, Macaristan, hatta Macaristan Dışişleri ya da İçişleri Bakanı bile artık açıklama yapmak zorunda kaldı. Yani bizle bir ilgisi yok diye. O çok çabuk servis edildi. Bana da biraz garip geldi. Sonra dediler işte biraz öne aldılar bu hareketi. Çünkü zaten askerleri yığacaklardı. Bu bir ön hareketti de Lübnan'ın içinden bunu fark edenler oldu. Orada işte tez sürekli yazılan, hani biraz servis edildi gibi geldi bana. İşte o fabrikanın içinde bunu yerleştirdiler, bu 2000-3000 cihaza. Ondan sonra orada biraz gene birisi içeride vardı çünkü doğru yere gitmesine gerekiyor tabii. Ama gene de 8 yaşında bir kız öldü bu durumdan. Yani bu nasıl bir saldırıysa savaş halinde bile. Şimdi dün gece olay aynı Yusuf Bey sizin dediğiniz gibi çok garipleştirdi olayı çünkü bana o kadar fabrika sistemiyle oynayıp ya da sonradan içini yerleştirip oraya koymak artık demek ki bütün Lübnan onların elinde demektir. Yani bana garip geliyor. Bu şimdi devam ederse bu şekilde başka bir teknoloji kullanılıyor gibi geldi bana. Ben de bir şey sormak istiyorum. Şimdi yani bu sadece o bina ya da o çevrede bulunan aletlerin dediğiniz gibi askeri bir teknolojiyle patlatılması dışında bir de altyapı çalışmaları ya da altyapı var. Yani bu altyapının içinde doğalgaz var, elektrik var, aynı anda internet kabloları var, baz istasyonlar dışında fiber internetin geçtiği alan var. Şimdi böyle komplike bir yapıda oluşmuş metropollerde dediğiniz tarz teknolojinin kullanımıyla daha büyük etkide yani bir semti, bir mahalleyi ya da bir şehri etkileyebilecek düzeyde patlamalar mümkün olacak mı? Ya böyle bir imkan var mı? Yani dediğiniz konu o kadar geniş bir alana yayılıyor ki kafamda şu an düşünüyorum bazı okuduğum bu konuda makaleler de var. Hatta birçok filme de konu olmuş eski yeni bir takım hani biz onlara şey derdik film derdik komplo teorisi derdik ama galiba bu teoriler gerçek mi oluyor ne dersiniz? Böyle bir risk var mı daha Biraz doğrusu? öyle var, kesinlikle var. Uzun zamanda konuşuluyor bu, özellikle nükleer santrallar tabii, savaş halinde olsun olmasın. Zaten bunun örnekleri değişik şekilde oldu. Mesela İsrail, İran'daki çok meşhur bir virüsü yıllar yılı sistemin içinde tutup nükleer santralde bir gün aktive edip çok çok büyük hani zor durdurdu dünya zaten o koydukları yazılım virüsü oradaki santrale etkiledi ve patlama neredeyse patlama oluyordu. O ya yani daha biraz eski örnek kaldı. Çünkü şu an dediğiniz gibi bir şehrin içinde bütün altyapı, doğalgaz, enerji, elektrik, trafo santralları, ambulanslar, polis, emniyet her şey artık otomatik bir şekilde birbirine bağlı ve yazılım dünyada yani internette mevcut. Ha, bunu kapatma, interneti açık tutmama sistemleri var. Olmaz mı? Türkiye'de dahil bütün ülkelerde var. Ama artık bir şey birbirine bağlıysa bunun hackleme ve erişme riskini sıfırlayamıyorsunuz. Bunun üstünde bir tane daha riski örtmemiz lazım tabii. O da yapay zeka. Artık yapay zeka ile ne yazık ki var olan savunma sistemleri de zorlanacak. Ve Musk'ın ve diğerin dedikleri gibi sürekli kötü yapay zeka üzerine ancak iyi yapay zeka artı insanla gidilebilecek. O seviyelere geliyoruz. Çünkü saldırılar artık bu şekilde olacak. Yani savaşlar artık çok hani alışık geldiğimiz savaşların ya öncüsü diyelim ya da başka şekilde sistematik bir şekilde bir ülkenin çeşitli bölümleri saldırı yapıp ve zaten İsrail'in çok yaptığı gibi bir korku sistematiği yüklemek o ülkenin ve insanların üzerine. Ama yani ümitsizliğe de kapılmaya gerek yok dediğim gibi iyi ve kötü yapay zeka üzerinde. O yüzden her ülkenin hani Türkiye'nin de öncü yaptığı gibi milli sistemler, milli yazılım çok 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 önemli oluyor. Ve hatta milli yapay zeka diyelim kendinizin olduğu veriyle ve sistemlerle savunma bakımından çok önemli hal alacak. Tamam, Selçuk Bey'in söylediği çok doğru. Daha geçen gün açıkladı. Kendi yazılımımız, kendi teknolojimiz, kendi cihazlarımız
ve bunları üretebilir olmak çok önemli hale gelmiş oldu. Şimdi batarya teknolojisi de giderek gelişiyor. Yani elektrikli araçlar vesaire, onlarda da bataryalar kullanılıyor. Yani evet, bataryanın kullanıldığı alanları şöyle düşündükçe o kadar genişliyor ki yani sadece evimizde bile onlarca cihaz var bataryanın dahil. Yani ısıtır kabloları, doğalgazı siz bomba haline getirebiliyorsunuz. Tabii. Yani o çok enteresan bir evet. şey. Peki batarya teknolojisi giderek gelişiyor Ömer Bey. Şimdi daha hızlı şarj edilebilir ve daha küçük bataryalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu o bataryanın patlama şiddetini artıran bir özellik olarak karşımıza çıkar mı? Evet. Zaten bu ilginç. Benim eskiden çalıştığım dünyanın en büyük veri merkezi şirketi haberleri düştü. 5 gün önce Singapur'da veri merkezlerin içinde çok büyük Çinli müşterilerin de bulut servisi verdiği veri merkezi içinde yangın çıktı. Yangın da bu lithium iron pillerde çıktı. Ve genelde bu Lübnan'da olan aletler çok eskiydi ama yani 80'lerin teknolojisi diyelim. O yüzden kullanıyorlar zaten hani track olmasınlar diye. Ama içinde muhakkak lithium piller vardı. Dün patlayanların içinde kesin vardı. Lithium pillerin sıkıntısı, lithium iron dedikleri eski pillere göre çok daha enerji tutabiliyor küçük alanda. Çok daha çabuk da şarj oluyor. Ancak yanma ve patlama riski çok daha yüksek. Hatta bir sefer soğutuyorsunuz biraz, tekrar yanıyor. Yani çok dikkat edilecek bir pil şekli. Ama dediğiniz gibi Çin bunun öncüsünü yapıyor şu an dünyada. Birkaç saniyede şarj olan piller, işte araba olarak 1000 kilometre, 1500 kilometre gidebilen piller oraya doğru gidiyor. Ama bütün sistem pil üzerinde artık. O yüzden Musk da Tesla da pil üzerinde çok duruyor. Çünkü yenilebilir enerjiyle artık her şehirde bu fabrika büyüklükte pil şekilleri, binalar düşünülüyor. Bu enerjiyi gündüz solar ya da başka yenilebilir enerjiyle çoğaltıp gecede pil olarak tutup şehirleri yaymak. Ama bu pil teknolojisi kullandığımız aletlerdeki tabii ki riski yükseltiyor. Çünkü içinde de bir risk, patlama riski var. Evet. Yani teknoloji, akıllı cihazlar dediğimiz şey bizim hayatımızı hep kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıyor diyerek aslında belki o bir pazarlama tekniği. Ya nimet yani açıkçası. Evet, evet. Hayatta kalmamızı da sağlıyor teknoloji. Kesinlikle. Yani işte akıllı saatleri biraz önce örnek verdik. Yani size şöyle deseler, sizinle ilgili her şeyi takip etmek istiyoruz. Sizin tercihlerinizi, sizin siyasi tercihlerinizden sizin işte satın alma tercihlerinize kadar her şeyi takip etmek istiyoruz. Nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı, kalp atışınıza kadar takip etmek istiyoruz. O yüzden bu cihaz mümkünse kolunuza takar mısınız dediklerinde takar mısınız? Çıkarttıracaksın yani. Takmazsınız. İrademizi teslim ediyoruz gibi bir durum var. Ama size bunu nasıl pazarlıyorlar? Beni rahatsız ediyor. Evet. İrademi vermem. Pazarlıyorlar? Yani. Vermem değil. Onu kabul ettiğin an iradeni veriyorsun. Çok kolay yapacaksınız. Telefon sizin uzak olsa bile kolunuzdaki cihazdan hemen iletişim kurabileceksiniz. Sağlığınızla ilgili her şeyi bu cihazdan takip edebileceksiniz diyerek pazarlanıyor ve siz o saati kolunuza takıyorsunuz. Şöyle, geçen bir otomobil kaza yapmıştı. Sürücünün akıllı telefonu işte ortamın işte nasıl sallandığı, nasıl sağa sola çarptığından hareketle kullanıcısının kaza yaptığını anlıyor. Tabii. Bunu da bir sinyalle gönderiyor. Hatırlıyor musunuz tabii, o haberi? Hayat kurtarıyor. Çok yeni bir haberdi. Kesinlikle tabii. Yani olumlu tarafına bakalım ama yani tabii. Şimdi uzman kardeşimiz de bilir. Özellikle elektrikli araçlarda örneğin Tesla vesaire kendiliğinden bir hızlı bir şekilde durma özelliği de var aracın. Düşünsenize belli bir hızda giderken uzaktan yine kardeşimizin dediği gibi bir yönlendirmeyle o plan yaptı. Durursun, arkadan çarpı verirlersen. Yani hatta şey bile başladı. Cüneyt Bey güzel yere nokta vakti. Bu elektrik otonom araçlarda korkusu saldı biraz Amerika'da.
Uzaktan siz mesela gidiyorsunuz 100 kilometrede otoyoldan. Sizin telefonda zaten ekranlar var, mesaj geliyor. Biz şu an sizin arabanıza ele geçirdik. Şimdi bir 5-10 dakika veriyoruz, 15 dakika veriyoruz. Aynı hızlı gideceksiniz. Şerit değişimi yok ama bizim bu ya Bitcoin ya PayPal'e bu kadar miktarda para yollarsınız. Sonra geri vereceğiz. Yani bu yeni hackleme sistemlere gelecek. Ve Semra Hanım'ın da dediği gibi bu cihaz kolaylığın üstüne yeni bir şey de artık çok çabuk geliyor ve yakında, yani ben birkaç yola uzamayacak gibi geliyor bana. Herkesin kendi dijital asistanı. Bu yapay zeka üzerinde hologram olarak da olur, olmayabilir. Bakalım yeni cihazlar nasıl olacak. Bütün istediğinize arama dışında, yani hiç telefona girip bilgisayar girmeden bu asistanı söyleyip o size ayarlayacak. Yani resmen hayat yardımı. Ev hizmetini de yapabilecek duruma gelmiş herhalde. Geçtiğimiz hafta Çin'de bir robot fuarı vardı. Yani evde de hizmetli olarak artık iş yerlerinde belki kullanılabilir durumdalar robotlar neredeyse. Tabii. Kendi zekalarıyla. Aynen. En son Musk bir de Boston Dynamics'in internetten bulabilir izleyiciler. İlk baktığınızı şey zannediyorsunuz. Özellikle Boston Dynamics'in en son çıkardığı robotun hareketlerini bakınca herhalde bu CGI diyorsunuz. Yani yapılmış bu bir patlama şey da CGI gerçek. Yani. Vallahi, aynen. Ama şunu ben şurada affedersin sevgili Paksoy. Şimdi ikinci patlamayla birinci patlamanın yöntemi farklıysa, ki ikincinin yöntemi çok acayip bir şey olabilir ya da çok büyük bir örgütlenme, şu Ömer Bey'in izah ettiği gibi, yani bütün o ülkeye giren herhangi ürüne, parçaya patlayıcı yerleştirme gibi birinci büyük, senaryo mu? Büyük bir örgütlenme. Birinci senaryo, yani tedarik zincirinin tamamen alt üst ettiği, ele geçirildiği birinci bir senaryo kolay. Birinci senaryo kolay. Tek bir ürün grubu yani üzerinden. Yani insanlar içinde kabul edilmesi en kolay. Tek bir ürün grubu üzerinden kolay. Tabii. İkincide de yöntem aynı ama bu kadar ürün farklılaşması varsa bu örgütlenme tartışması kolay diyorsunuz olur. Da o kadar ürün içinde gidip o ürünü alması da enteresan. Ya da aldığı ürünün o olması da enteresan. İşte örgütlenme meselesi tarafı olur. Ben şunu izah edeyim. Sipariş verilen ürünleri ele geçiriyorlar. O bir organizasyon. Ama ikincisi organizasyon değil, başka bir teknoloji ise o zaman birinciyi niye yaptın? Yani ikincide teknolojiyle bu saldırıyı yaptıysan, yani ikinci saldırı siberdi ise birinci saldırı için niye o kadar örgütlendin? Yani net olarak işte biraz da herhalde şey gibi geldi bana, yani her türlü yani mesaj olarak öne de alındıysa bu, ya birincisi zaten başka bir zamanda olacaktı, fark edildi diye öne alındı, üstüne de öbürsü yapıldı. Yani ama ikincinin teknolojisi elinde olan biri birinciyle uğraşmaz normalde yani. Bu da doğru. Yani şimdi bu da doğru. Biraz hani konuyu toparlamak adına, biraz kavramı da genişletmek veya netleştirmek adına, çünkü çok önemli tespitlerde bulunduk. Bir tarafı bembeyaz, hani yin yang gibi, yani kötülükle iyilik aynı şeyin içinde karşımızda duruyor. Aşırı kuşkuculuk da bizi öldürür. Ama yani, şöyle bir durum var. Güç yüzükleri, yani Yüzüklerin Efendisi filmindeki ana kurgu güç yüzükleri ve güç yüzükleri aslında ilk etapta iyilik getiriyor bulunduğu bölgeye, elflere veya şey. Ama sonra bir tek yüzük bütün yüzükleri kontrol. Benim de aklıma o film geldi. Şimdi yani daha yeni hatta İyi yapay zeka, kötü yapay zeka. Şimdi bakıyorum da sistem kendini başka bir yere götürüyor ve sistem bütün her şeyi kontrol etmek üzerine kurguya gidiyor. Bilmiyorum, ne dersiniz son olarak? Yok, o çok 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 önemli tespit. Bu özellikle şeyde görebiliriz bunu. Eskiden de dünyada böyleymiş ama şu an tartışılmaz öyle. Teknoloji şirketleri ülkelerin önüne geçiyor. Hem değer olarak belli bir ülkelerden büyükler zaten, hem etki olarak görüyoruz. Mesela Brezilya'da Musk'ın X'le savaşlarını görüyoruz. Mesela direkt oranın yargısıyla başa baş geçiyor şu an. Yani sen sonuçta bir şirketsin ama öyle bir güç. Musk'ın kavga ettiği karakterler de öyle yani. Karakterle Musk, Elon Musk karakteriyle işte devlet başkanları karşı karşıya tutuluyor. Yani şirketler ve şirketlerin sahipleri, karakterler de öyle. Ayağına gidiyor, getiriyor, götürüyor. Evet. Hı-hı.
Hayırlısı olsun. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi bir teknoloji geliştiriliyor. Şimdi diyelim işte frekanslarla o cihazlar patlatılabiliyor artık. Böyle bir teknoloji var. Peki bunu kesecek bir sistem de olabilir mi? Yani daha basitleştirerek anlatayım. İşte savunma sanayide füzeler var ama füze savunma sistemi de var, değil mi? Yani bunun gibi, yani bu sistemi de uzaktan frekansla bir cihazı patlatabilecek o sistemi saf dışı bırakacak bir sistemde geliştirilebilir mi? Bu herhangi bir yazılım olabilir, herhangi bir savunma sistemi olabilir. Muhakkak. Zaten yani devlet başkanları Türkiye dahil bir yere gittiğinde zaten önce ne görüyoruz? Arabaları görüyoruz. Jammer olarak geçiyorlar. Hatta yanında da çantalı kişiler oluyor. O da jammer işi görüyor. Bu ama o iletişimi de kesiyor. Yani sinyal. Orada iletişim de kuramıyorsunuz. Evet, her şeyi kapatıyor. Evet. İşte burada sıkıntı, o zararlı frekansı kesebilecek. Yani bir süzgeçten geçirip sizin cihazınızı patlatabilecek o frekansı ayırt edip onu saf dışı bırakacak bir sistem geliştirilebilir mi? İşte sonic boom dedikleri şey kullanıyorlarsa bu yani resmen bir silah atar gibi bir sinyal yolluyor o sonic boom. Yani ona karşı durmak da farklı sistemler gerekiyor. Burada önemli olan tabii ki artık şeye giriyor bu iş. Biraz hani bizim de zamanlı ülkemizde Havelsan, Aselsan'ın bilim insanlarına şeyler oluyor, bir şeyler oluyor ne yazık ki. Bu artık istihbarat örgütlerin bu kullanan sistemleri öğrenip ya da ele geçirip o şekilde. Zaten şu an olan işlerde de eminim ki Türkiye'deki belli devlet kurumları da araştırmalarını devam ediyordur. Çünkü bir şey olduğunda zaten onun izlerini de takip etmek mümkün. Biz biraz ucundan gidiyoruz şu an. Ama belli devlet kurumları o takipleri de izini sürüyordur. Sadece işte kullanan teknolojiler belli ülkelerde ve belli birimlerdeki o kadar ileride ki bazen yeni yeni öğreniyor öbür devletler. O sıkıntı var. Yani aynı hızda ilerlemiyor teknoloji. Bizim bildiğimiz teknoloji var. NASA da eskiden öyle derdi 60'larda Ay'a giderken. Bir de devletin belli birimlerinin kullandığı özellikle Amerika'da teknoloji belki 10, belki 20 yıl önde diyorlar bazen. Bizim bildiğimiz ve genel halkın gördüğü teknolojiden. Şimdi ben çok konuyu değiştirmek istemiyorum teknolojiden ama burayla ilgili benim söylemek istediklerim var. Belki Ömer Bey'in de hoşuna gider. Bilmiyorum Ömer Bey bizimle vakti var mı? Ama bu Macaristan denklemini ben ilginç buluyorum. Biraz oraya yorum vereyim. Müsaade ederseniz. Ama önce şunu söyleyeyim. Teknoloji, Erbakan'ın durduğu yerdeyim. Teknoloji rahmettir diyor merhum. Ben bunu doğru anlamak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda kullandığım teknolojilere irademi teslim ettiğimi birey olarak düşünmüyorum. Ama teknolojiyi yurt dışından ithal edersek devlet olarak, millet olarak irademizi teslim etmişizdir. Birey olarak değil. Bunu söyleyeyim. Mümkün mertebe yarışabilecek, idare edebilecek, tatmin edebilecek teknolojileri üretmemiz lazım. Çok aşırı kuşkuculuk bizi bitirir. Yani çok septik olmak, aşırı şüphecilik zor bir hayat biçimi. Onu hele de teknolojide sizi geri bırakır. Mesela şu anda Suriye'de, Lübnan'da ve Suriye'de herkes kendini kör etmiş durumda. Yani o büyük ihtimal ben medyayı takip ediyorum. Cihazlarından falan, iletişim cihazlarından uzak duruyorlar. Bu da bir körlük anlamına geliyor artık. Bence belki yaratılmak istenen ortam da odur. Ama hedefin sadece Lübnan olmadığını düşünüyorum. Şu anda Macaristan bu denklemle kendini nasıl bulduğuna eminim çok şaşırıyor. Yani nasıl ben bu işin nasıl bir parçası oldum meselesinde şaşkın olduğunu. Açık açıklama yapma gereği hissediyor. Yok, açıklamadan çok fazlası. Macaristan şu anda hapı yutmuş durumda. Çünkü burada Macaristan'a doğrudan bir hedefe konma hali var. Biliyorsunuz Macaristan son politikaları ya da yeni politikaları işte biliyorsunuz ben Macaristan, Arnavutluk ve Gürcistan denklemini bir de Ermenistan biraz daha yakından takip etmeye çalışıyorum. Hatta Arnavutluk'un işte meclis başkanı, ekonomi bakanı falan onlarla falan da tanıştım yani. Burada bir şey oluyor yani Türkiye, Macaristan, Arnavutluk, Gürcistan, Ermenistan bir yeni bir kendileri için en doğru olduğunu düşündükleri bir oyunu kurmaya çalışıyorlar.
Bu da bir yatırım cezbediyor. İşte BYD'nin biliyorsunuz en büyük yurt dışı yatırımı Macaristan'da olacak. Bizim fabrika ondan daha küçük bir fabrika. Ama bize fabrika kuramazsa Macaristan o yatırımı tartamaz. Yani döverler Macaristan'ı. İşte dönem başkanlığını bile ağız tadıyla yaptırmıyor Avrupa biliyorsunuz. Komisyon toplantılarını komiserler protesto ediyor gelmiyor. Rusya'ya yani, destek de başladı da başbakan. Rusya'ya destek de atmadı. Orada denge kurmaya çalıştı. Yani iletişim kurmaya çalıştı. Onu da söyleyelim Viktor Orban. İletişim şimdi, destek değil mi hocam? Yok o anlama gelmeyebilir. Bence kendi ülkesine destek attı. Rusya'ya değil yani. Mesela Türkiye Rusya ile iletişimdeyken Rusya'ya mı destek oluyor? Hayır kendimize destek oluyoruz gibi düşünüyorum ama tartışalım bunu da. Şunu söyleyeceğim. Macaristan birdenbire kendi içinde bilmem kaç yıl önce kurulan bir şirketin işte bugün Kızıl Serçe diye Kartoğlu manşetten vermiş. Bu bir senaryo. Ruslar hatırlıyor musunuz? Ruslar, ajan takasında Rusça bilmeyen insanlar Rusya'ya iade edilmişti. Putin onlarla farklı bir dilden konuşmuştu. Bu ayrıntıyı bilmiyordu. Hani kız çocuğu vardı Rusça evet. Konuşmuştu. Birileri başka ülkelerde Rus oldukları halde oranın insanıymış gibi yetiştiriliyor. Bir gün gelince Ruslar ondan taleplerini istiyorlar. Ona benzetmiş şeyde Akşam Gazetesi bugün Yeni Şafak'ta da var. Kendi içinizde bir şirket kuruluyor. Bu şirket alışveriş yapıyor belli yazılım, teknoloji falan. Bir gün bir sipariş geliyor. O sipariş karşılanıyor. Sonra başka bir yerde patlamalar oluyor. Siz dünyanın en karmaşık denklemin ortasında birdenbire kendinizi buluyorsunuz. İşte artık kimi bu ülkene yatırımcı olarak davet edebilirsin? İşte Christiana diye bir hanım bak diye bir şirket kurmuş orada Macaristan'da. Şirketlerine karşı ne kadar artık özgüvenli olabilirsin? Bir hükümet şirketlerine karşı kuşkucu olursa bu o ülkenin ekonomisine ne kadar zarar verir falan düşünün bunu. Yani Macaristan burada en büyük golü yedi diye düşünüyorum. Belki Hizbullah'tan daha bana büyük da çok, gol yedi. Bana da çok garip geldi. Bu denklemden de kendilerine sıyırması lazım. Sizin yorumunuzu da merak ederim ama sıyıramaz. Yani bir gol yedi o gol çıkmaz artık. Çünkü Amerika'da arkadaşlarla da dün hani belli Washington'ın bir yer vesairede oturanlarla görüştükten sonra ilk ana haber direkt Macaristan üzerinden verildi orada. O çok garip. Aynı sizin şeyinizi destekleyecek ve çok çabuk. Yani olduğu gün çıkması. O da biraz Tayvan'daki şirket biraz üstünden atar gibi oldu. Yani Tayvan Çin şeyini de kaçırmamak lazım. Asıl tabii, tabii. Bu çağrı cihazların sahibi Çinli Golden bir şey şirketi. Ama biz elimizden çıkardık. Aynen. O biz Macaristan'da ürettik. Sıkıntı orada dediler. Hemen Macaristan'a ön atıldı gibi. İlginç, evet. Zor bir denklem. Çok, çok zor bir denklem. Ama yani öğrenebileceğimiz mutlaka ipuçları vardır diye düşünüyorum. Yani o patlayan cihazlardan nasıl patladığına dair şeyler alınabilir. Bu frekansların gelip gelmediği de bilmiyorum. Yani Lübnan iletişim BTK'sı gibi bir kurumu yok mu acaba Lübnan'ın? Yani bu frekansların gönderip gönderilmediği, hacklenip hacklenmediğini... Bunu açıklayamıyorlar mı? Bu görülemiyor muhakkak mu? Muhakkak vardır ama gene de bu kadar cihazı sokma ihtimali bulunduklarına göre ülkenin içinde de belli başlı kişilere ayarlamışlar demektir. Yani yoksa bu kadar sistematik cihazı doğru yere yetiştirmek de bir başarı. Yani o şekilde yapıldıysa. O yüzden içeride de insanlar var diyelim. Öyle duruyor. Aynı operasyonunda da gördük. İçeriden birileri var yani. Hı hı. Belki diyorum hala şüpheler var çünkü. İşte reisinin helikopter kazasında da Ömer kardeşim solar paneli patlatan helikoptere bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Yani çok da güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Bu çokça tartışılıyor bir komplo gibi de görülüyor ama dediğiniz o teknoloji yani o sinyal gönderebilme yani jammer vesaire her şeyi bypass edip bir yere ulaşıyor demek ki hedef teknoloji o noktaya gelmiş. Bu iklim değişimleri ya da yeraltı hareketleri üzerinde teoriler var biliyorsunuz. Buna doğru gidiyor mu ya da bu hakikaten var mı? Onu merak ederek soruyorum.
sevgili Ömer kardeşim? Yani var mı sorusuna cevap zor. Ama bu teknolojiler şu an konuşuluyor ama Nikola Tesla'ya kadar gittiğimiz zaman yani 100 yıl falan gerisiye havadan elektrik, uzaktan elektrik üzerinde çalışıyordu ve ilerliyordu. Yani bu 100 yıl içinde bu hiçbir şekilde büyük şirketler üzerine durup, devletler üzerinde durup ilerlememesi imkansız. Bu iklim olarak biraz daha zor geliyor bana ama bu yeraltı yedi belli hareketleri tetikleme de gene de bana biraz uzak geliyor. Ancak bu şekilde diyeyim. Gene iki şeyin üstünde durmamız lazım gibi geliyor bana. Gene yapay zeka ve kuantum bilgisayarlar. Bunlar şey olarak, iklim olarak, deprem Allah muhafaza olarak hepsi üzerinde etkileri inanılmaz olacak. Şimdi bunun en küçük örneğini vereyim. Şu an Çin ve Amerika arasında uydu iletişim savaşları hat safhada. Çünkü artık eskiden Amerika ne yapıyordu? Belli çok büyük veri merkezleri var NSA'in. Bütün herkesin, devlet başkanları dahil, bu çıktı ortaya zaten WikiLeaks'le. Bütün e-maillerini topluyorlardı oraya. Sürekli kırmaya çalışıyorlar. Çünkü yıllar sürüyor onun kırılması. Normal encryption ve normal bilgisayar gücüyle. Ama kırdıkları zaman da bütün o eskiden bilgiler bile değerli devlet bazında tabii yapıyorlar. Onun sistemleri öyle çalışıyordu. Şimdi quantum bilgisayarla ve quantum encryption'la artık eski mesajlama koruma sistemleri yetmiyor. Çünkü çok anında kırıyor. Yani quantum bilgisayar dediğiniz qubitle çalışan bir bilgisayar eskiden mesela ne bileyim uçuk rakamlara en düşüğünü vereyim 10 yıl 20 yıl süren bilişim hareketleri bilgisayar içinde bunu bir saatte yarım saatte yapıyor. Bu giderek de çıkacak quantumla. O yüzden artık quantum encryption dedikleri sürekli kendinin mesajı değiştiren yolladığı zaman sistemler üzerinde çalışılıyor. Çünkü Çin ve Amerika üzerinde çünkü soğuk savaş artık teknoloji soğuk savaş ikisinin üzerinde devam edecek. Birbirine şu an artık sürekli mesajlaşma kırma teknoloji savaşına girdiler. Çünkü devletler arası ve kurumların arasında mesajlaşmalarınızı koruyamıyorsanız zaten hiçbir şey koruyamazsınız. O yüzden encryption tarihten beri savaşlar içinde bile önemli olmuştur ve savaş yönünü değiştirmiştir mesaj kırma. O yönden çok çok bir ilerleme var. Ve Cüneyt Bey'in sorusuna gene döneyim. Yani sistematik olarak belki teknolojiler var mı yok mu bilmiyorum ama bunun altyapısı bugün yoksa bile yapay zeka artı kuantum bilgisayarlarla düşünemeyeceğimiz çözümler ve sistemler gelecek. Bu kuantum dolanıklığıyla ilgili de biraz değil mi teorem olarak yani evrenin en uç noktasında iki tane kuantumun birbiriyle mesajlaşabildiği çok kuantumu daha şeye bile götürüyor. Bambaşka bir yere götürüyor. Keşke ülkemizde yapsak yani Mesnevi'ye, Mevlani'ye, Rumi'ye götürürüz o tasavvufu gider kuantum. Aynen. Çünkü kuantumda önemli olan hani var bildiğimiz bilgisayarlar 0 ve 1 ile çalışır. Yani ya yokluk ya varlık. Kuantumda ikisi de var. Yani biraz tasavvuf gibi. Yani hatta izafiyeti değiştirdiler ya sevgili kardeşim. Aynen. Doğru. Peki, ve çok ilginç şeyler geliyor. Kesinlikle. Son olarak Ömer Bey size şunu sorayım. Yani siz dışarıyı da çok iyi biliyorsunuz. Çünkü uzun yıllar işte Singapur'da ya dünyanın en büyük veri merkezlerinde çalışmış bir isim olarak. Türkiye'deki son teknolojiyle ilgili, bilişim alanıyla ilgili yapılan çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Dünyayla yani hangi noktadayız? Dünya nerede, biz neredeyiz? Belli yerlerde çok ilerideyiz. Yani çok iyi yerdeyiz diyeyim. Özellikle yani sürekli tekrarlamaya gerek yok. Bayraktar ailesinin yaptığı, rahmetli Erbakan hocamızın temelleri attığı, Cumhurbaşkanımız üzerine inşa ettiği o sistemden dolayı drone'da dünyada sayılı hatta birinci belli klasmanlarda birinci ülkeye vardık. E-Devlet, dijital sistem olarak da çok iyi yerdeyiz. Benim için en büyük eksiklik halen ve bunu çözmek de
öbür o kadar kolay olmayacak belki. Benim alanım da olduğu için belki onun üzerine biraz daha odaklanıyorum. Veri ve yapay zeka. Şimdi yapay zeka olarak artık büyük şirketler her ülkenin kendi yapay zekası olacak. Yani zaten her şirket kendi yapay zeka üzerinde çalışıyor. Yapay zeka için de iki tane şey lazım. Veri lazım. Muazzam veri. O yüzden son yıllarda patlama gördük. Hatta COVID bir veri bombası oldu yapay zeka sistemleri için. O yüzden Çin çok önemli yerde ve Amerikan şirketleri çok önemli yerler. Çünkü onların eriştiği veriye kimse dünyada erişemez. Orada 1,5 milyar artı insan var. Meta, Facebook'un bunların da 1 milyarın üstünde 2 milyar, 3 milyar kullanıcısı var. O verilerle bilgisayar gücü arttı son 10-20 yılda. Bu ikisi yapay zekanın doğuşu. Yapay zeka 50-60 yıldır konuşuluyor. Hatta Türkiye'de bile çok değerli hocalar 60'larda 70'lerde tez kağıtları var. Düşünen makine, düşünen bilgisayar hakkında. Ama sistem veri yetmiyordu ve bilgisayar gücü yetmiyordu. Bunlar şu an birleşti. Sorunuza dönecek olursak Türkiye'nin bu şekilde kendini bir merkez yapmak zorunda. Bunların içinde ne gelecek? Veri merkezleri gerekecek. Güzel sistemler var. Şu an Telekom'un üstünde daha çok veri merkezleri var. Türkiye'nin içinden de çıkması lazım. Ve yurt dışından bulutları getirmemiz lazım buraya. Yani, Sayın Yusuf hocamızın dediğine %100 katılıyorum. Teknoloji dışarıdan getirilip buradan getirilmez buradan çıkması lazım. Ancak bulut sistemlerinde o ekosistemi sizin yaratmanız çok zor. Yani bulut dediğim Microsoft, bunların bulut merkezlerine gidip Atina'da ya da Girit'te koyacaklarını ki koyuyorlar şu an ne yazık ki. İstanbul'a koysunlar, İzmir'e koysunlar, Ankara'ya koysunlar. Onlar koymuyorsa ya da bazısını yakalayabiliyorsak yakalamıyorsak o zaman Çinlilere getirelim. Onlar koysunlar. Çünkü onlar buraya geldiği anda bizim ekosistem büyüyor. Türkiye'nin özelliği o. Biz onlardan gördüğümüz daha üstesini yaparız ve kendi bulut ve yapay zeka ve veri gücümüz olduğu için onlarla birleştirip Türkiye'yi bir yeni dünyada yapay zeka merkezi olmak zorunda. Yoksa yeni dünyada çok insanın dediği gibi yapay zeka insanları işten çıkarmayacak. Yapay zeka artı insan ya da yapay zeka ile kendini geliştiren insanlar öbür insanları işten çıkartacak. O yüzden ülkeleri de etkileyecek bu. Yani bu elektrik gibi düşünmek lazım bunu ve çok hızlı bir şekilde yaymak lazım sistematiğe. Peki. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Gerçekten çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Kısa bir araya gidelim şimdi. Aranın ardından devam edeceğiz.